onun bulunduğu konum gizlenme iktiza etmez. Net olması lazım. Olması gerektiği yerde değilse, evirip çevirip geviriyorsa, net bir şey yapmayıp güya adaletli, güya hakperest, güya doğru yolu gösterme namı altında azami şere hiç dokunmayıp ehven işleri eleştiriyorsa bu insan azami şerin ceranındadır. Hiç şüpheniz olmasın küfür ile iman ortası yoktur. Bu memlekette İslamiyet'e karşı komünist mücadelesi ortası olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel insane lezelum ayetine en azam bir tarzda şimdiki boş, boğuşan insanlar mazar olmalarından onlara değil taraftar olmak veya merakla o ceylanları takip etmek ve onların yalan aldatıcı propagandalarını dinlemek ve müteessirane mücadelelerin seyretmek belki o acip zulümlere bakmak da caiz değildir. Kastamonu 207. Görüyor musun? Caiz değil abiler adam lisan-ı siyasette lafız mananın zıttıdır. Siyasette ne var? Yalan vardır kardeşim. Yani gerçekten insan çok zalimdir, çok nankördür. 14. süre 34. ayet. Ayetine en azan bir tarzda şimdiki boğuşan insanlar mazar olmalarından gerçekten insan çok zalimdir, çok nankördür. Allah Allah. Kim azar buna? Siyasetçiler ya en fazla. %5 Zendeka komitelerin ittifak etmiş olduğu Süfyanet Ceyran'ın. %5. %95'i gafil. Ne derseniz işte sürü takımı buna taraftar oluyor. Ama %95 böyle. Bununla bunu ayır ediyor ustad. Ayırt ediyor. %95'te %5'i ayırt ediyor. Ehven işerde de öyle. %5'i idealisttir. Bunların karşıtıdır. %95'i hayatperest ehli dünyadır. Yani ders yaparken, sohbet yaparken azami şerin %5'ini ayırt ediyor %95'le. Ehven-i şerin %5'iyle %95'ini ayırt etmiyorsa bu insan olması gerektiği yerde değildir. Olmaması gerektiği yerdedirse ne aldatıyor. Söylemiyor. Nerede olduğunu. Bu buradadır. Çünkü onun bulunduğu konum gizlenmeyi iktiza etmez. Net olması lazım. Ben Ehvenişer'deyim. Buradayım. Nereden çıkartıyorsun? 15. Sözde. çok mühim olduğu için biraz yaptım. 15. Sözde. Şeytan diyor ki. Ey Bediüzzaman. Sen Kur'an'ı çok âli zannediyorsun. Çok yüksek. Allah'ın kelamı kabul etme. Bir beşer kelamı kabul et bakalım öyle olacak mı? Orada canını alıyor. Olmaz diyor. Sonra. Şeytan diyor ki öyle aptaldan şeytan olur mu? Geri şeytan olur mu? Gafilden, e, şuursuzluktan şeytan olur mu? Adam işi biliyor. O zaman diyor ki Allah kelamı deme, beşer kelamı da deme, ortadan söyle. Ortada olsun Kur'an. Bunu da olmasın, bunu da olmasın. Usta diyor ki amelun. Böyle bir mal hiç kimse demedi ki Kur'an benimdir beşer canibinden. O diyen Kur'an benimdir diyen bir kişi var. Allah. O zaman Kur'an onun elinde koyacağız. Biz siz diyor ispat edebilirseniz onun değil ondan sonra elinden alırsın. Ama mantıken kim iddia ediyorsa onun elinde duracak. Kur'an benimdir diyen var mı başka? Yok. Bu kanunla diyorum ki bu kanunla bir sohbet yapan topluma hitap eden bir insanın olması gerektiği yerde değilse evirip çevirip geviriyorsa net bir şey yapmayıp güya adaletli güya hakperest güya doğru yolu gösterme namı altında azami şere hiç dokunmayıp ehven eleştiriyorsa bu insan azami şerin celanındadır. Hiç şüpheniz olmasın. Aynı bu 15. sözdeki kanun böyledir. Sizi aldatmasın. Son cümleyi söylüyorum. Kimin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız sonuçla süreci yönetin. Sonuca göre süreci yönetin. Bu adam sonuç itibariyle olması gerektiği yerde saraha, sarahaten söylemiyorsa hiçbirisini güya belirlemiyor ortadan bakıyormuş gibi adil Güya insaflı, kültürlü, anlayışlı, ufuklu, ufuk sahibi, genel bakabilen, Allah Allah, ufuk insan, edası ile ikisine dokunmayıp, edası ile ehven şere hücum ediyorsa çaktırmadan bu adam azam işerin yanındadır. Çünkü ehven şeri yok etmenin yöntemi şöyle yapılıyor: tabanı var ya 95 hayat peres, ehli dünya. Hata ve kusurlarını yüzde %5'e mal ediyor. Peki aynı kanunu yap. Azami şerin %95'in içinde namazlılar var, oruçlular var, dürüst insanlar var. Yok mu? Aldanmış. Onların dürüstlüğü, onların namazı, orucu bu %5'e mal edebiliyor musun? Edebilir misin? Edemezsin. Bu ne demediğin gibi bunu da edemezsin. Bak siyaset, bak. E şimdi anladınız mı? Gerçekten insan çok zalimdir ve nankördür. Niye zalimdir? Cerbeze yapıyor. Niye nankördür? Bu kadar istifade ettiği, ekmeğini yediği Risale-i Nur'un veya İslamiyet'in bilmeyerek değil bilerek alhinde bulunuyor. Nankörden olmaz da nedir ya? Risale-i Nur'dan istifade edeceksin, Müslüman Celalanda gözükeceksin. İslam düşmanlarına, Kur'an düşmanlarına düşmanlığını ifade etmeyeceksin. Düşmanlığını ehven işleri yapacaksın. Senin kadar zalim ve nankör kim olabilir? İşte innel insane lezelum, lezelumun keffar. Onu almıyor sonunda. O ayetin devamında öyle hafızamda var galiba. Hafız olsaydı söyle. Hafız ne? Keffar var değil mi? İnnel insane lezelum keffar. Ya ustadını almamış mı rahmeten yahu? Şimdi biraz mubala mı geliyordu? E, ayetini en azami tarzda şimdiki boğuşan insanlar mazardır. Anladınız değil mi şimdi? Onun için anlattım ben bunu. Bak ne kadar zalim, ne kadar nankör. Yani bunu okuyor. Mesela diyor ki bu even işer. Sanki hayri mutlak bu. Sanki hayri mutlak. Bundan ne bekliyor? Asıl saadet adaletini bekliyor. Niçin öyle yapıyor? Celbezi ile asıl saadetteki adaleti, Hazreti Ömer'in adaleti. Başka? Ömer bin Abdülaziz Emevi'nin adaletini, Osmanlı'nın yükseliş dönemindeki bir adaleti, örnek vererek çaktırmadan bunu sorgulayıyor. Ya. Görüyor musun yaptığı celbeze yani? Ne zalim değil mi? Ne zalim bilerek yapıyor. Oysa e, kusursuz, hatadan ali bir siyasi şey yapmak, yapan, arayan anarşist ruhludur diyor bunlar. Nerede diyor? Munazara 81 miydi? Bunlar anarşist ruhludur diyor. Ha? Anarşistir. Evet anarşist nazarıyla bakıyorum bunlara. Anarşist yani kuralsız bildikleri halde istifade ettikleri davaya ihanet ediyorlar. Onun için nankördürler bunlar. Onlara değil taraftar olmak veya merakla o ceyranları takip etmek eğer ederse vallahi alıp götürür ya. Hiç o videoları hiç muhatap olmayacak. Ferasetiniz artması için ilminiz çok yüksek olmasına gerek yok. Bir daha ben bir kardeşiniz abiniz olarak söylüyorum. Bunu da Allah Resulü'nden almışım. İlhamı Risale-i Nur'da hakikatini görmüşüm. Nedir o? Ey asabım, ilim yapmadan ilim yapmak ister misiniz? İlim yapmadan bilmek. Nasıl olacak? Neyinizi artırın diyor? Takmanızı artırın diyor. Yani biz de uygularsak tek. Terk. Terkleri artırın. Peygamberi diyor bakın. Ama nasıl ilim? İlim yapmadan ilim olur mu? Eğer terkleri çoğaltırsak Takvamızı yani. Peygamber diyor ki terkte, takvanızı artırın. Risale'de terklerinizi artırın. İlhama mazar olursunuz. Taraftar olmak şöyle dursun. Merakla o takip etmek. Konuşmaları, siyasi boşmalar merak ederseniz vallahi ferasetimiz olmaz. Göremeyiz. Bakarsın böyle. Gözümüzün içine baka baka adam söyler söylediğini anlamayız. Hipnoz olmuşuz. Kur'an'ın Bakara suresinin tabiriyle böyle cazip böyle beli, belagane şeyler, parlak kelimeler, süslü kelimelerle e, ihval ederler bizi, ihval. Beynimizi döllerler. Bak abiler siz düşünce anladınız mı? Yani ben bunları e, takip edelim. Doğrusunu bulalım, topluma şey yapalım. Bunu tarçeyi hayatta şöyle diyor. Bunu al, oku. Bunu dinle. Bu videoya bak, bu yazıya bak. Daha güzel hizmet edersin. Biz ne yapacağız biliyor musun? Yanlışlar bitmez, sonsuzdur. O biz doğruyu bilip doğruları söyledik mi? Gerisi zaten yalan olduğu çıkacak. İnsanlara doğruları verdin mi? Ölçü oluyor. Gerisi bitti. Yani doğruları doğru bildiğimiz zaman ne için doğrudur. Doğru kaynaktan, doğru yöntemle, doğru insanlarla almak doğrudur. Doğru kaynaktan, doğru yöntemle, doğru insanlarla, doğru zamanda almak. Şimdi tarihçi de diyor ki şu kitabı da kursan şunu da izlersen, şunu da yaparsan daha bilgili olursun, daha kim olursun. Hayır, perişan olursun felasetinde olmaz. Mutlaka zihnin kirlenir. Çünkü e, film okuyadım. Kelamda sihir, sihir sihir var diyor. Etkilenir. Biz ne yapacağız peki? Doğruyu bildikten sonra gerisini gerek yok. Yanlışı bilmeye gerek yok. Yanlışı bilmeye gerek yok. Doğruyu bileceğiz. Tarih hayata geçiyor. Propagandaları e, propagandalarını dinlemek, müteessirane mücadelelerini seyretmek. Bak televizyon. Dinlemek radyo. Seyretmek televizyon. Öyle diyor da seyretmek. Bu insanların bu olayları var ya böyle. Asliyetten, olaylara asliyetten insanların şuurlanması gereken şeyleri unutturmanın her çeşidi. Bilmez mesela diyelim ki televizyonda kaderi inkar etme ihtiyacı var mı bu milletin? Peygamberin hadislerini televizyonda bu daha inşaat işçisi. Bak kulbede işçi, bekçi. Bunu şu karşıdaki o dedi de hocam böyle bir hadis yokmuş ya dedi. Oysa hadis usta diyor. Öyle dediler dedi. Şimdi bunların bilmesi, bunların ortamında konuşması gerekiyor mu? Nereden biliyoruz? Mektubatta söylüyor. Mektubatta muvazenesiz, e, naihlerin ortamında inatlaşarak hatırladınız mı? Naihlerin zemininde inatlaşarak hakkı bulmak niyetiyle olmadan tahkik ve ehli olmayan kişilerin mabeyninde bunları konuşmak kardan ziyade zarar verir diyor. Hatırladınız? Rüştü abi her gün bize, ben siz haftada iki gün yapıyorum. Rüştü abi her gün bize bu dersleri yapardı. Allah ebeden daima razı olsun da mükemmel bir feraset şey olmuştu bize. Bak hemen bak mektubata nasıl geçtim? İlla okumakla olmuyor. İhtiyaca binayı kullanı Yapa 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 meleki olmuş. Bak tak oraya geçti. Ve 380 küsürde de var aynı. Avukat gibi. Asıl esasları unutturan her şey. Görsel olur, işitsel olur, hadisel olur. olur. Muhata bulmayın diyor. Mütesirane mücadelelerini seyretmek televizyon. Belki o acip zulümlere bakmak da caiz değildir. Dikkat ediyor musunuz? İçtimai şeylerde hep ölçü nereden alınmış haman aman? Haman aman. Kastamonu. İtsel alemde Ali dersini yapmıştık. Ali Alevilerin köyünde. itikat bunun ehli bida mıdır? Küfür müdür? Namazı kılınır mı? Kılınmaz mı? Hatırladın mı? Nedir? İtseldir. Doğru düşünme meleki. Emir Ya evet. Birisi içseldir. Doğru itikat. Emir Doğru yaşama. Kastamonu'yla. Ee, geniş tarih hadiseleri merak ediyorum. İnsanda merak vardır. Ya ne oldu? Ne olacak? Sikkeyi tasdik-i Yani tarihçeyi hayatı okumayan sufyaneti bilemez. Mehdi'yi de bilemez. Zamanı tanımayan zamanın sahibini ve zamanın düşmanını da bilemez. Gale Musa, Gale Firavun. Kur'an'da bahsediyor mu? Musa dedi, Firavun dedi. Musa dedi, Firavun dedi. Bu söylemi nerede var? Tarihçe. Mehdi Ali Resul, Sufyan. Mehdi Ali Resul, Sufyan. Mehdi Ali Resul, Sufyan. Ve Ceyranları. Yani Tarihçeyi hayatı okursak bize ne kazandırır? Zamanı tanırız. Zamanı tanıyan zamanın sahibini tanır. Zamanı tanımayan Mehdi 500 sene sonra bekler. Deccal'ı da o zaman bekler. Duman olur, yok olur. Tarmane olur. Yapacağını yapar Deccal. Hala biz onu bekleriz. Kastamonu 37'den okuyorum. Evet bu zamanda merak ile, radyo vasıtasıyla, ciddi alakadarane, küre-i arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar... Ne oluyor yani ha, her gün haber dinlesem ne olur ki? Dikkat edenler maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Mesela kendi akrabamdan. Beni yıkamış o kadar yaşlı. Dedim abla bunlardan uzak dur ki. Aa ben habersiz durabilir miyim diyor. Bak burada zikrediyorum. Çünkü niye? Artık bir e, tiryakilik olmuş. Do Ne oluyor falan ne diyor gidiyor manasına değil. Böyle bir tiryakilik olmuş. Nefis ve şeytan kandırmış. Peki ne oluyor? Her kapatışta böyle yaptım ona. Her kapatışta diyor musun böyle abla böyle? Of be, iyi ki seyrettim. Ne kadar rahatladım ya. Ben bunu seyretmeseydim vallahi canım sıkılıyordu. Çok perişandım. Tarladan geldim. Dinledim. Oh oh oh. Ne güzel şeyler duydum. Diyor musun dedim. Olur mu oğlum dedi. Canım sıkılıyor. Daha beter oluyorum. Yatağa giriyorum dedi. Bazen de ateş bastığı zaman abdest alıyorum. Canım sıkılıyor. Hiç rahatladın bir haber oldu mu dedi. Yok dedi bir tane haber güzel olsa bile de on tanesini. E daha niye dinliyorsun dedim. Niye ağırmadığın dişine kelpetin takıyorsun? Niye dinliyorsun arkadaş? Evet, bu sefer diyor ki o yaşlı kadın. He niye böyle oldum dedi. Niye hakikaten ben sen anlatınca tamam. He, yani genel yapıyorum bu ona ait değil. Toplumda böyle olmuş. Alakasız bir insan. Sen yaşlı bir kadın seçime yakın öğrenirsin. Eğilerinden sorarsın. Ona sorarsın. Kim böyle yaşantısıyla, söylemleriyle, yaşantısıyla eşit olan kimse ona sorun. Ona sorarsın. Yarın seçim var ne yapayım? Zaten onlar sana söyler. Onların vazifesidir sana söylemeleri. Ne yaptı bu? Maddi ve manevi zararları var. Evde ne oluyor? Evi söyleyeyim. haberi kapattın mı Bayram? Kapattın. Erkek de o zaman. Gerildin mi kardeşim? Canın sıkıldı mı? O canın sıkıntısıyla Evde huzur olur mu? Herkes gergin. O bir şey dese. Ya tam orada işte. ısıt yemeği ya. Her şeyi de bana ne soruyorsun? Adam soruyor ya. Yani ne, ne yiyeyim diyor. Ya e orada işte ocakta ısıt diyor. Aman da bir şey beceriksizsin diyor. Bir onu da ısıtamadın diyor. Ne bu kadın? O da diyor. Ne gerginsin ya diyor. Ne dedim yemeklerde ne yiyeyim diyor. Sordum diyor. Aa görmüyor musun diyor. Her şeyi ne soruyorsun? Peki. ikisi de aklım haklı da. tam bu kadın niye gergin? Bu adam niye böyle? Veya erkek niye gergin? Seyrettikleri haberlerden geldi adamın. Yüklenmeyecek mi? Yeni tespit ettim harika böyle. Kelam Kur'an illeti tamiridir. illeti tamiridir. Kafada serbest bölgede düğme, yükte, çekirdek, düğmeler var. Ükteler var, çekirdekler var, ükteler var, tohumlar var. Uyan anahtarı işte iradeyle. işte Kur'an onu uyandırdığı gibi في العقد النفاسات nef nef nefes nefesleriyle o karşı idlal ediyor, ihval ediyor. Üktelerini, düğmelerini aktif ediyor. Kelam, batıl veya hak fark etmez. Kelam da illeti tamelidir. Mesela doğru dersleri dinlerseniz kafadaki sonsuz o güç derler ya. Güç öyle konstantı var ya. Öyle sana anlatıyor. Ay coşuyorsun adamın eline silah veriyor. Veya kalite ise tuğla vuruyor kırıyor. Telkin ediyorsun telkin. ha oraları aktif ediyorsun. Yani kelam, ilim, irade, kudreti tazamun ettiği için içeriği girdiği zaman eyleme dönüştürüyor. Eyleme dönüştürmeyen hiçbir kelam yoktur. Batıl dahi öyle. İçeri girdi mi bir şey? Mutlaka içeride aktiftir. İlleti tamelidir çünkü kelam. Kelam kişinin dışsal nüfus cüzdanıdır. Emirda 1.56'yı okuyorum. Böyle fani boğuşmaları ve hadiseleri merakla takip etmek bir nevi sarhoşluktur ki. Görüyor musun? Sarhoşluk. Ne, nereden geldi? Ne içti bu? İçki içmeden sarhoş olur mu? Şunu içmiş. Haki, biraz önce dedim ya doğruyu bildikten sonra gerisini yanlış öğrenmeye gerek yok. Hakiki vazifelerden gelen ihtiyacat ve yapmamaktan gelen telumatı muvakkaten unutturduğu için. Niye benim o yaşlı ablam bunu şey yapıyor? Hakiki vazifesini yapmamaktan ruhu sıkılıyor. Ya herkesin kişiler de öyle. Ben kendi dünyamdan yakınımda misal verdim. Bir kadın veya erkek yapması gereken bir şeyi yapmamaktan sıkıntı olur. Sıkıntıdan kaçmak için ya videoları açacak ya haberleri açacak. Veya birisine telefonu edecek saatlerce beni kafasını ütüleyecek. Burada da diyor bak hakiki vazifelerden gelen ihtiyaç. Hakiki va hakiki vazifeleri var. İhtiyaç. evrat eskar okumak ihtiyaç, namaz kılmak ihtiyaç. İhtiyaçtır yani. Kur'an okumak ihtiyaç, harama bakmamak ihtiyaç ve yapmamaktan yani manevi şeyleri okumamaktan, namazı da kılmamaktan gelen tö'limatı yani yapmamaktan gelen sıkıntıyı haberler muvakkaten unutturduğu için bakıyorsun ya öyle mi oldu? Ha, öyle mi konuştu bana? Muvakkaten bir yarım saat on dakika unutturduğu için seni sana kafandakileri menüs bir zevk verir. Menüs yani menüs ne demek? Zehirli. Böyle ama ilk önce böyle hani var ya zehirli bal ondan dedim. İlk önce tatlı gelir menüs. Sana yakın hissedersin ama aslında kısa bir zaman seni sana unutturduğu için zaten şeytan bu işte memnun devreye girmiyor. Devam et diyor. Sıkıntı yapmıyor. Şeytanın sıkıntı yapmaması onda rahatlık gözüktüğü için bakıyor. Menus bir zef gelir veya tehlikeli bir yaşı düşürüp ve haberi dinledikten sonra ümitsizliğe düşer. Ya bundan sonra mı düzelecek ya? Bir şey olacağı yok ya. Bitti canım. La taknetu min rahmetillah ayetindeki emri ilahiye muhalefet eder. Tokada Mustaak olur. Ee, rahmet ilahiden ümidinizi kesmeyin. Ancak Allah'tan ümidini kesen ekaus kafirlerdir. Ne yapar? Tokat nasıl tokat? Yani ümitsiz yaşamak kendisi tokattır. Tabii, evet abi. Oku abi. Heva iptali histir. Heva bir dakika. Heva iptali histir. Yani e, bu da teselli ister. Yani hissi iptal etmek için. Bu da tegafil ister. Gaflete düşmek. Yani gaflet, gaflet de bir ihtiyaç ha. Niçin? Bu günahlardan, günahlardan gelen tevlumattan unutması lazım. Bu da meşgale ister. Yani bir şeyler kendi meşgul edecek. Bu da eğlence ister. Hevesatı sihirbaz. Hevesatı sihirbaz. E, Hevesler ne biliyor musun şunu? Sihir gibi etkiliyor seni. Sihirliyor seni. Sihir sihir büyülüyor ya. Yani. Ustadımız diyor ki bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla ciddi alakadarane küreyi arzdaki boğuşmaları merak edip bakanlar. Bakanlar televizyon yani. Kastamonu 37'deki ya. Tamam. buldur mu abi? Bakanlar diyor. Televizyon bu. Dinleyenler demiyor. O zaman e, ee, kaçta yazıldı Bayram? 36-43. O zaman televizyon diyor. Bak ne diyor bak. Bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla. Radyoyu söylüyor. Burada kendi söylüyor. Şimdi bir şey söylüyor radyo değil. Televizyon niye demedi? Melezyon diye çıkabilirdi isim. İv i̇levizyon olurdu ama sıfatını söylüyor. Bak radyoyu söylüyor ama aşağıdaki diyemezsiniz ki bu radyodur. Değil. Bak bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla. Radyoyu dedi burada. Ciddi alakadarhane küre yarızdaki boğuşmaları merak edip bakanlar. Radyo değil bu. Ya gazetedir. Yani gözlerle alakalı ya televizyondur. Dikkat edenler bakanlar televizyon. Dikkat edenler gazete, maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Niye? O haberleri, televizyondaki videoları, o programları dinleyen açık oturum gibi şeyler ya aklını dağıtır manevi bir divanı olur. Mesela serbest bölge diyor. Bilmem işte kimse o ya ne bileyim bir isim oturum koyuyorlar. Hipnoz ediyorlar insanı. Yapınca adam kendi olması gerektiği yerde olmuyor bilmesi gerektiği şeyler siliniyor. Ya aklını dağıtır manevi bir divane olur. Kafasındakilerin hepsini sihirliyorlar, reset atıyorlar. Ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Bak ya aklını dağıtır manevi bir divanı olur. Manevi bir deli veya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Niye? Kafire, küfre taraftar olur. Kafire, küfre bu kalp taraftar oldu mu? Kafir oluyor. Ya aklı bak ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur. Niye? Kâfiri taraftar oldu. Vela terkenu <laughs> ile lezine zelamu fetemesekumunna. Kafir taraftar olmayın yoksa ateş size dokunur. Ayetine muhalefet eder. Gider Allah düşmanlarına dost. Allah dostlarına da düşman olur. O ne yapar? Kalbini dağıtır. Manevi bir dinsiz olur. Ya fikrini dağıtır. Manevi bir ecnebi olur. Bir konuşuyor ki Al Alman böyle konuşmaz. İngiliz böyle konuşmaz. Ya fikrini dağıtır. Manevi bir ecnebi olur. Evet ben kendim gördüm ustad diyor. Lüzumsuz, lüzumsuz bir merak ile. mütedeyin iken. Dindar adam. Hacı adam. Ablamız, teyzemiz. E, dindar. Babaannelerimiz. mütedeyin iken, çarşaflı iken. Ami bir adam. Beri de ilme mensubiyeti varken... Eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet ve Ali Beyt'ten Seyitler cemaatinin bir kafire karşı mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm. Yani o babaanneler, ablalar, kardeşlerimiz, çarşaflı, dindar, öteki tarafta hacı veya anne babası şey. Bir bakıyor haberler öyle takdim etmiş ki hakkı batıl batılı hak şeklinde gösterdiğinden sevilmesi gerektiği yerde öyle gösteriyorlar ki üzülüyor. Üzülmesi gerektiği yerde sevindirtiliyor. Ali Beyt'ten Seyitler cemaatini mağlubiyetinde seviniyor. Galibiyetinde de üzülüyor. Şimdi mesela öyle bir haberlerde, radyolarda takdim ediyor ki vatana, millete, mukaddesata, namusa, nesle yapılan yatırımlar adam üzüyor. Nereden yaptı diyor. Niye açıyor diyor ya. Kapısı balkonun önünden havalimanı uçak kalkıyor. Adam ben önümdeki peynire bakarım diyor. Peynir kafalı. Ama bu adamın hayatında çocukluk, benim çocukluk arkadaşım çok fakirdi. Bizim annem böyle gizli verirdi annesine. Şimdi bunun bir çay arabası var kamyonu. Bilerek söylüyorum. Bir tane bir oğlu var. Bak bir kam kamyonu var. İşsizlik kamyonu var. Bir tane de Ford servis arabası var. Pazar Rize dolmuş yapıyor. Aynı zamanda okul servisi yapıyor. Bir tane de kabinli arabası var. Köyde çay taşıyor. Bu adam önümdeki peynire bakarım diyor. Ona gözüne açılsın diyeyim. Gözünü açsın peynir var. Seyitler cemaatinin yani toplumsal Müslümanların nimetlenmesi toplumsal Müslümanların refahından rahatsız oluyor. Mesela zam yapılsa bunlar seviniyor. Peynir zam olsa, zeytinyağı zam olsa millet zor durumda kalsın diye dua ediyor. Böyle bir ruh işte. Aynı işte. Yani siz arkadaşlar niye böyle siyasi verdiniz? Ali Bey'den Seyitler Cemaatinin bir kafire karşı mağlubiyetini ve gördüm. Peynirin pahalı olması, zeytinyağının para olmaması, Halkın ezilmesinde memnun olan adam var ya. Memnun Müslüman bu ha. Niye? Belki akıllanırlar diyor. Daha beter olsun diyor. Ben duydum. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Aynı aynı. Kanun aynı. Bir de okuyun burayı. Ezberlemeyin ya. Doğru. Lüzumsuz bir merak ile. Mütedeyin iken. Namaz daha o benim arkadaşım. Balkonda kılıyor namazını. Ami bir adam. Ami yani. Beri değilme mensubiyeti varken... Eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyetini alamak derecesinde. Ya pazarı kaybettik belediyeyi diyor. Duyuyorum. O öteki o taraftaki şeye bağırıyor. Kaybettik diyor. Azam iş yer kazanmış kaybettiği için. Ağlamak derecesini bir mahsuniyet Ve Ali Beyt'ten Seyitler cemaatinin bir kafire karşı mağlubiyetinden mesuliyetini gördüm. Yani gene burada da diyor. Diş siyasette diyor. E, nasıl diyor galip geldi ya diyor. Yani bir tarafa diyor bu taraftar olması lazım Ukrayna'ya veya Rusya'ya. Ya gene adam karlı çıktı ya diyor. Hep adam karlı çıkıyor ya diyor. Olmaz ya nasıl oluyor diyor. Yani vatan, millet, din, vatan, mukaddesat, namus adamın dünyasında yok. Ali Bey'ten galibiyetinde mağlubiyetinde derken Ali iş yapmayın. Yani İslam Müslümanların kay kazanmasından rahatsız oluyor. Müslümanların kazanmasından rahatsız oluyor. Kaybetmesini memnun oluyor. Alameti peynir ve zeytin, yağ, Zam olunca patates, soğan alamayınca mesul oluyor. De, dereye atıyor. Onu da satan hacı baba tarlada soğan bana ne hani, kim alırsa alsın diyor. Hamet yok ki. Soğanı aldı biliyor tarlaya şey, dere dereye dökecek. Veya benim param diyor. Ben bir saatte Polatlı'da gördüm. Polatlı'da. Parayı vermiş. Tarladan kaldırmıyor. Soğanı kaldırmıyor. Öyle çürütüyor. Adam diyor ki toprakı almayacak mı? Sana ne ya ben satın aldım bitti. Orada çürüsün diyor satılmasın. Bu kim? Ali Beyt'le Ali Beyt Seyitler Cemaatinin bir kafire karşı mağlubiyetinden mesuliyetini olan adamdır bu. Şimdi bu adam manevi dinsiz oldu. Dinsiz he. Yani ne oldu? Yani Müslümanın kaybetmesine <laughs> sevinen adam manevi dinsiz oldu. He öyle oldu. Müslüman Müslümanın kaybetmesini istiyor. Mesela gidiyor Ayasofya açıldı diyorsun. Adamın umurunda değil. Camiler, eskiler mesela ee, tuvalet yapılan şey var. Kızıl Elma Caddesi var. Fındıkzade'den adlı tıp var ya Cera Paşa. Orada 4 sene Rüştü ile kaldık. Kızıl Elma Caddesi, Türkçe Amdola Sokak. No kalıyorduk. Daire 3. Orada bir park var. Orası eski de bir camiydi. Osmanlı Aşap. Padişahlarla alimler gizli devletin meselesini meşveret ederler. Ettikleri yermiş. Küçük bir mescit tahtadan. Padişah sarayından çıkar. Alimler dergahlarından, mekteplerinden çıkıp gece sabaha kadar me devletin meselesini müzakere ettikleri bir yer şey var. Yer vardı. Onu Orası cami, mi? cami idi. O Osmanlılar. Sonra Cumhuriyet döneminde yıkıldı, park yapıldı. Umumi bir tuvalet yapıldı. Şehrin büyük bir yeri tuvalet olarak yapıldı. Şehir. Sonra bu adam geliyor. Bak bu adam geliyor. O tuvaleti kaldırıyor. Eski görünümlü ahşaplı camı yapıyor. As, asliyetini çünkü resimde var. Bunu diyor ki dedim ki bak dedim asliyetine şey, hocasın. E bunu bak asliyetine döndü. Ya ona ne bakıyorsun dedi ya. Peki yapana ne bakıyorsun diyorsun da yıkana niye baktırmaya çalışıyorsun ona? O camı yıkana niye bakmıyorsun? Yapana Yapanla yıkan eşit midir sence? Bu kim biliyor musunuz? Sakallı, takkeli dolaşıyor, şal var var, karısı çarşaflı. Karısını da görmedim bu kadar dostum olduğu halde hiç. Yani böyle haramlık selamlığa dikkat eden bir adam. Ötekisi balkonda namaz kılıyor. Arkasında üç tane arabası var. Peynire bak diyor, önünde havalimanı kalkıyor. Sorsak bu havalimanı. tabii ki yapacak diyor vazifesi. E peki yapması gerekenler yapmadı tarih boyu. Niye yapmadın diye niye sormuyorsun? Nedir o? Ali Beyt'ten Arkadaşlar biz haberi takip edersek böyle oluruz. Haberler takip ederek onlar bu hale gelmiş. Doğuştan değiller yani. Bu hale nasıl geldiler biliyor musunuz? O televizyon kanallarını seyrettikleri için hakkı batıl, batıl hak gösteren e, ceyranlara. Abi bak burada diyor. Böyle ami bir adam alakasız bir geniş daire siyaset hatırı için böyle kafir bir düşmanı mucahit bir seyide tercih etmek Acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acip bir misali değil midir? Turgut Ozaldansa ya dedim ya ben 78'de adamım aranızda. Sirkeci bilir misiniz? Siz belki dışarıdan geldiğiniz için bilmez. Sirkeci bilmezsiniz. Bakayım İstanbul'da bir Sirkeci var. Tren, tren eski son durak. Sirkeci var. Emin önünde. Orada tren son durağında hemen denizin yanında trenin hemen yanında ben biliyorum meyhane. Çok büyük bir meyhane var. Hemen önde de Shell var. Amerikan şirketi. BP İngiliz. British Petrol. BP'den almak, İngiltere'den almak, Shell'den almak, Amerika'dan almak, Total'dan almak, Fransız'dan almak. Türkiye petrollerinden almak Türkiye'nin petrolüdür vesaire. Bu arada da doğru söyleyeyim. Şurada Shell var. Hemen şey var. Gar. Garın yanında çok büyük bir meyhane. Bar yani her türlü şey vardı biliyorum çok. Her türlü melanet. Yabancı devletten getirilen ee, kadınlar olurdu. Yetmişlik. Bilirim orayı. Sonra Turgut Ozan, Allah mekanı cennet olsun, onu asliyetine çeviriyor. Ne yapıyor? İstimlak mı ediyor? Arşivlerden mi çıkartıyor? Çünkü öyle gasp edilmiş, yıkılmış ya. Meğer aslı külliyeymiş cami. Şu anda orada cami var. Bu adamı sevmez misin ya? Ki adam e, topraktan çıkarttılar tane için. Şehit çürümemiş. Peki o Fındıkzade'deki o camiyi umumi tuvaleti camiye çeviren insan taraftar olmaz mı? Yani Çamlıca şöyle diyor. Ayasofya usta demedi mi gayesi? Ustadın ve Müslümanların hep gayesi değil mi? Mesela on şiirle, müzikte büyümedik mi? Kızıl boyan yeşerecek Ayasofya, Ayasofya. Onla büyüdük ya. Onla büyüdük yani. Nerede bir şey de olsaydı. O böyle bir şey var ya. ilahi var. Hep böyle ya. E açtı adam camiyi açtı. Yani bir takdir etmeyecek misin yani? Nasıl bir Müslümansın sen ya? Cami yapar, kıraatı var, namazı var. Alet ediyor. Bu adam namazı yok. Her türlü yol var. Kur'an okuyor. Bir sayfa okudu. Ya. Ve ona oy verdi ha. O dediğim tak şeyli, sakallı, şalvarlı ona oy verdi. Ustad nereden nutuk atmıştı 50 bin kişiye? Ayasofya. Ayasofya önünde. Reis nerelerde gençlik hareketi, temelden gelmiş milli görüşün. Gençlik hareketini organize nerede yürüyüş yaparmış Ayasofya açılsın diye. Orada yaparmış kendisi. Tabi canım. Ben biliyorum onu. Yani aynı asır şeyi. ya. Biliyorum onu. Tabandan gelmiş o. Milli görüş. Akıncılar derlerdi. Orada o hareket miting yapmış yani. Kaç defa yapmış orada miting. Gençken Ayasofya açılsın diye. Ya bu nedir biliyor musun? Şu. Ya aklını dağıtır manevi bir divan olur. Ya kalbini dağıtır manevi bir nissiz olur ve ya da fikrin dağıtır manevi bir ecnebi olur. Niye? Ecnebiler de onu sevdiği için bu da onu seviyor. Ecnebi işte. Bak bakayım bunu seviyor mu? Bunu seviyorlar. Avrupa kimi seviyor? İbrahim'i göremedin mi Hazreti İbrahim'i? Nemrut'u görürsen ki Nemrut meşhurdur. Onunla, onun karşısındadır. Ee, şeyi Musa'yı göremedin mi? Musa'yı. Firavun'a bak. E ee, bak. E şimdi sen bunu göremedin mi? Avrupa nereye hücum ediyor? Amerika nereye hücum ediyor? İsrail nereye hücum ediyor? Din düşmanları nereye hücum ediyor? Demek ki orası bizden. Peki onların hücum ettiği yere sen de hücum edersen onlardan değil misin? Evet harici siyaset memurları ve erkan abler ve kumandanlara bir derece vazife münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesaili basit fikirli ve idari ruhiye ve diniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine ait lozumlu vazifesini geri bıraktırmakla onları meraklandırıp ruhlarını serseri, akıllarını geveze ve kalplerini de hakiki ki imaniye ve İslamiye ait şefklerini şefklerini kırıp havalandırmak ve o kalpleri serseri etmek ve manen öldürmek ile dinsizliğe yer izhar etmek tarzında kemali merak ile onlara göre malayani ve lüzumsuz mesaili siyasiyi radyo ile ders verip dinlettirmek hayat içtimai İslamiye öyle bir zarardır ki ileride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler ürperir. Bir tane Kırkan'da görmüştüm. O tekisini de malum işte Yunanistan gittiğim zat getirmişti Libya'dan. Normal bir Müslüman, Iraklı. Dedim ki senin için siyasi diyorlar. Evet dedi. Saddam Hüseyin aleyhinde bulunuyorduk dedi. Aynı ben seni naklediyorum. Doğru söyle vicdanı. Şimdi kimse yok. Türkçe de biliyor. 3-4 kişiyiz. Yıkılması için uğraştınız. Memnun musunuz? Elini işe bir vurdu ki. Eğer haram olmasa kendi kafama sıkardım dedi. Amerikalılara bir küfür etti işte. Ne aile bıraktı, ne ekonomi bıraktı, ne çoluk çocuk bıraktı. Hepsini bitirdi. Libyalıyı gördüm. O beni gittik ya şey. Cenazeye Yunanistan'a. O başka arabayla gelen birisi. X. O da Libyalı bir iş adamı getirdi. Türkiye'de çocuk e, çocuk elbiseleri alıp Libya'da satıyordu. Kaddafi. Dedi ki ben dedi, biz insan değiliz dedi. ifla olmayız dedi. Niye dedim? Dedi ki evlenirken bana ev veren, bana yardım eden bana her ay her eve şu kadar para veren doğalgaz ve eleti bedava veren Kaddafi'yi biz katlettik dedi. Şimdi hiçbirisi yok. Zor geçiremiyoruz. Bunu daha niçin indirdiniz ki dedim yani. Biz katlettik dedim. Bu iki millet iflah olmaz. Niye dedim? Hz. Hüseyin'i katleden Iraklılar ya öyle bir beddua etmiş ki kıyamete kadar Irak, Libya'da bizzatı söylüyorlar. Onu da katlettikleri için Ömer değil o ondan önce. Hiçbir zaman şeyde Libya'da felah bulmayacaktır diyor. O kendi adam. Ve Irak şeyde Hz. Hüseyin'i katlettikleri için öyle lanet almışlar ki o beldeye e, üstam alimleri Hz. Ali, o, şey, Hüseyin'in o katlettiği belgeye ne diyorlardı ona? Kerbela. Kerbela o. Oraya ona nankörlük yapan, ihanet eden, namertlik yapan bir millet var. Siz on defa yapar. Şu anda o neresi biliyor musun? Bütün camiler acayip bir manaya hizmet ediyor yani batılı tasvir etmek e, safi zinlerce. Yani boşuna bela gelmiyor. Öyle bir direnme kalmışlar ki bu kıyamete kadar. Kıyamete kadar. Kıyamete kadar bu belası. Ha niye söyledim burada? Öyle bir şeri davet ediyorsun ki fiilen öyle bir şey. Eğer bu istediğin o şer gelse kıyamete kadar da Türkiye'de böyle olacak. El sünnetin temsilcisi lokomotifi Türkiye son. Yok ne Endonezya, ne Bangladeş, ne Malezya. Bu bütün evet. dünya düşmanları, düşmanımız oldu. Herkes anladı, bir bizimkiler anlayamadı. Evet. Anladılar be kardeş. Anlayan anladı, anlamayan zaten Müslüman değildi. Müslüman zannediyordu kendisi. Değil. Çünkü zaten söylüyor kendisi. Ya aklını dağıtır, manevi bir divan olur. Ya kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. O anlar anlayabilir, anlayabilir mi? Anlayamaz. Çünkü niye anlayamaz? Allah'ımız ayetinde diyor. Vela telkenu ilellezine zelemu Feteme sakımınlar, küfre, zalime, İslam düşmanlığa sözel veya fiilen taraftar olursa o da onlardan olduğu için İslam'dan çıkmış oluyor. O zaman gözüktüğüne, fe namaz kılmasına bakma. Fe feveylün lil musalli. ya Ve'l olsun. Feveylün. Hadiste geçiyor o namaz kılanlara yazıklar olsun. Yani, namazı, Kişinin namazı sizi aldatmasın. Ellezine anselatim sa'l. Feveylün lil musalli satıyor ve Mirda'da. küfürle iman ortası yoktur. Olsa dini bırakıp anarşizmize girmektir. Olsa olsa dinsiz olup tam anarşist olur. Tam orayı okuyacaktım zaten bugünkü şey Yani arayı bulmaya kalksan demek ki dinsizdir. Dinsizdir ha. Çünkü e, İslam'la 50. 50. sayfa mı demiştim? 59, 59. Bugün onu okuyacak mı ya? E, yani orta yok. Ya iman ya küfür. Orta diyor Hristiyanlarda vardır. Müslümanlarda yoktur. dinsizdir. Mesela diyelim ki adam olması gerektiği yerde değil de burada da olmadığını falan söylüyor ama ortayı bulmaya çalışıyor. Burada olmadığı için dinsizdir zaten. Ama buraya okuyacaktım. ama Hatırladınız mı? Bu saniyeden başlayacağız. Buraya okuyacaktım. Burası. Küfür ile iman ortası yoktur. Var mı? Yok. Bu memlekette İslamiyet'e karşı komünist mücadelesi ortası olmaz. Sağ ve sol ortası üç meslek icap ettirir. Eğer İngiliz, Fransız deseler hakları var. Dedim ya Hristiyan dünyasında var. Sağ İslamiyet, sol Hristiyanlara göre. Sağ İslamiyet, sol Komunistlik. Sol Komunistlik. Ortası da Nasraniyet diyebilirler. Fakat bu vatanda küfrü mutlaka karşı iman ve İslamiyet'ten başka bir din, bir mezhep olamaz. Olsa dini bırakıp komünistliğe girmektir. Çünkü hakiki bir Müslüman... Hiçbir zaman Yahudi ve Nasrani, Hristiyan olamıyor. Olsa olsa dinsiz olup tam Anarşist olur. Burayı zaten okuyacaktım, Allah okutturdu demek yine. Ben düz okuyayım, bu sayfayı bırakayım da ikinde okuyayım. Evet, her bir adam vatanıyla, milletiyle bak. Niye alakadarsın ne Niye mu kardeşim? Biz Müslümanız. Vatan, vatansız Müslümanlık olur mu? Vatan, memleket, bayrak, din, iman, camilerimiz olmadan nasıl Müslümanız ya? Vatansız insan olur mu? Müslüman olur mu? Bak her bir adam vatanıyla, milletiyle, hükümetiyle alakadardır. Ne hükümette? Tabii ki alakadar, alakadarım hükümette. Fakat bu alakadarlık muvakkat ceylanlara kapılıp millet ve vatanını ve hükümetin menfaatini bazı şahısların muvakkat siyasetlerine tabi etmek, belki aynını telakki etmek çok yanlış olmakla beraber o vatanperverlik, milliyetperverlik hissinden ve vazifesinden herkese düşen vazife bir ise kendi kalp ve ruhundan idari şahsiye ve beytiye ve diniye ve hakeza çok dairelerde hakiki vazifedar olduğu hizmet ve alaka ve merak on, yirmi belki yüzdür. Bu ciddi ve lüzumlu, lüzumlu bu kadar çok alakadarların zararına olarak o bir tek lüzumsuz ve ona göre malayani olan siyaset ceylanlarına feda etmek divanelik değil de nedir? Ustadımızın bize gayet acele ile verdiği cevabı bu kadar. Biz de o acele ifadeyi acele kaydettik. Kusura bakmayınız. Biz de bütün kuvvetimizle bunu tasdik ediyoruz. Çünkü bunu kendimizde ve gördüğümüz dostlarımızda tecrübelerle müşahede ettik. Hatta çokları meraklarından cemaati belki de namazı terk eder derecede ifratla tam namaz vaktinde konuşan radyoyu dinliyor. Mesela bizim köyden çıkarlardı. E, ee, bir köy vardı. 5-6 tane köyler inerdi ortada bir köy. Oraya böyle masakada bir radyo. Ee, kablosunu da dut ağacına koyarlardı. Dut ağacı yukarıya. Kablo oraya anten gibi. Radyo bu kadar. Tuz kabı gibi. Bütün o namazlılar namaz kılmazlardı o zaman namaz sonra kılar diye. Bazıları da kaza bırak. Onun etrafına toplanırlardı. Olar size bunu söyleyen kim ya? Burada da Kur'an demiş gibi inanırlardı. Yani kimin elindeyse o konuşuyor. Azam Şer konuşuyor. Onu anlayamazlar. Çünkü kıyas edemiyorlar yani. Osmanlı zannediyor. Hatta onun için bu muhabere olmadığından Menderes'i astılar. Asacağız dediler. A astık dediler. Oysa bir gün gün tuttular. Toplum ne olacak diye. Eğer bugünkü medya gibi olsaydı bir anda duysaydı pü duman ederlerdi. Hatta çokları meraklarından cemaati belki de namazı terk eder derecede ifratla tam namaz vaktinde konuşan radyoyu dinliyor. Mimsiz medeniyetin sef sefahet ve dalalet ve İslam İslam'a ettiği ihanet cezası olarak mütemadiyen başına gelen tokatlara ve boğuşmalarına ve geniş siyaset dairelerine alakadarına dikkat etmekle ve nefesi zehirli bak. Nefesi e, zehirli dinle. Nefesi zehirli ve başı sarhoş. Şahıslardan, radyodan ders almak. Bak nefesi zehirli, kafası sarhoş. Şahıslardan, radyoda ders almak. Haber dinlemek. Nefesi zehirli, kafası sarhoş. Ha? Haber dedi, Kur'an dedi ya. Gibi oluyor. Kutsi ve muhim vazifelerine de tam zarar ediyorlar. Kastamonu 37 ve 39. sayfa. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha.